Bismillahirrahmanirrahim. Gıybet, dedikodu, başkalarını çekiştirmek caiz değildir. Bundan uzak durmak lazım. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı. Demek ki birinin aleyhinde konuşmak gıybettir. Konuşulanları kişi işittiğinde üzülüp, küsüp, darılacaksa o şey kesinlikle gıybettir. Uzak durmak lazım. Ben doğruları konuşuyorum, hakikati konuşuyorum, gerçekleri söylüyorum, onun iyiliği için böyle yapıyorum, yorum yapıyorum sadece demek bizi kurtarmaz. Bu işin bahanesidir ve mazeret teşkil etmez. Hucurat suresi 12. ayetine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiniz değil mi? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunu yasaklamıştır. Ayetin detaylarına indiğimiz zaman gıybet çirkin bir şey olduğu için aklen kabul edilemez. Akıl bize çirkin şeylerden uzak duralım diye verilmiştir. Aklen uygun değildir. Sevginin ve muhabbetin mahalli olan kalben de gıybet uygun değildir. Çünkü sevgiyi bitiriyor, muhabbeti bitiriyor kardeşler arasında. Dolayısıyla kalben de bu kabul edilemez. Sosyal hayat noktasından da, içtimai hayat noktasından da bağları kopardığı için gene gıybet, dedikodu, çekiştirme kabul edilemez. Allah kainatı sevgiden, muhabbetten yaratmıştır. İnsanlar arasında sevgi bağları yaratmıştır. Dolayısıyla gıybet dedikodu yapıldığı zaman bu sevgi bağları, sevgi, muhabbet zincirleri koparılmakta, parçalanmakta. Dolayısıyla insanlar birbirlerine düşmektedirler. Hem kişisel bazda hem de toplumsal bazda çok büyük bir zararı vardır gıybetin. O yüzden sevgi bağlarını kopardığı için de çok büyük bir günah olarak İslamiyet'te kabul edilmiştir. Bir diğeri de insaniyeten uygun değildir. Bizler insanız. Adeta bir canavar gibi kardeşimizi ne yapıyoruz? Dişliyoruz, dişimizle parçalıyoruz. İnsaniyeten de bu kabul edilemez. Yani onun bir şahsı manevisi var. Konuşulduğu zaman o şahsı manevisi, tüzel kişiliği önümüzde hazır. Ve biz onu ne yapıyoruz? Olumsuz noktalarını onun anlatarak, negatif şeylerden bahsederek adeta onu canavar gibi dişliyoruz. Bu da kabul edilemez. Başka bir noktada müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Onları barıştırın. Ayet-i Celle sırrınca Müslümanlar, müminler kardeştirler. Yakın akraba vardır, uzak akraba vardır. Dolayısıyla Müslümanlar arasında sıla-i rahim vardır. Sıla-i rahim noktasından da kardeşimiz orada hazır olmadığı halde onun manevi şahsiyetini insafsızca ne yapıyoruz? Dişliyoruz. Yani divane gibi kendi dişimizle onun organlarını adeta ısırıyoruz. Bu da kabul edilemez akrabalık bağı noktasından da. Bir diğeri de vicdanın bozulması, tefessüh etmesi lazım. Fıtratın bozulmuş olması lazım ki yani ölü eti yemek ne demek? Bu kadar çirkin bir şeyi kim yapabilir? En müstekreh çirkin bir iştir. Dolayısıyla fıtraten de vicdanen de bu kabul edilemez, uzak durmak lazım. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Yarın sağ elimizden inşallah amel defterimizi aldığımız zaman sayfaları açacağız. Sayfalar boş. Birinci sayfa boş, ikinci sayfa boş, üçüncü sayfa boş. Ne oldu bizim namazlarımız, niyazlarımız, ibadetlerimiz? Sen falancanın gıybetini yaptın, senin sevaplarını ona verdik. Onun günahları da senin üstüne kaldı. Onların cezasını çekeceksin. Amel defterimiz bomboş bir şekilde bize verilebilir. Allah muhafaza. Bir de başkasının yerine yanma durumu da söz konusu. Dolayısıyla uzak durmak lazım. Peki ne yapalım? Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Demek ki bir gıybet etmek var. Bir de isteyerek dinlemek var. İstemeyeceğiz arkadaş. Konuşulmasına engel olacağız. Başkası gıybet ediyorsa buna engel olacağız. Biz de istemeyeceğiz. Konuyu, mevzuyu değiştireceğiz inşallah. Peki bunlar yapıldıysa o vakit Allahümme gfir lena ve limen ihtebnahu. Allah'ım bizi de gıybetini yaptığımız kardeşimizi de bağışla deyip ondan helallik almak lazım. Allah'a emanet olun.